Basından herkese iyi günler diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Hemen rakamlarla başlayalım. Borsa İstanbul 74.229 seviyesinde, aslında iyi bir seviyede tutunuyor. 74.200'ün altına gevşediği takdirde 73.000 seviyelerini test etme olasılığı yüksek. Şu an bu seviyelerde dolar TL bu gece yarısı Asya piyasalarında 3.47.86.68'e kadar yükseldi. Şu an 3.43.96'da işlemlerine devam ediyor. Euro 3.66'yı gördük. Şu an 3.64.60'dayız. Bu arada Euro dolar paritesi 1.0539'a kadar gevşemişti. Tekrar 1.06'lara doğru yaklaştı. Yen tarafına baktığımızda 103'lü seviyeler var. Dolar karşısında hareketleri keskinleşti. Bu arada altın 1187 ons dolar sakin. 1125 altta desteği var. Gram altın 131-132 TL bandında işlemlerine devam ediyor. Diğer taraftan petrol 48 dolar 50 sente ve faizler %10.88 seviyesinde. Dünkü Merkez Bankası'nın 50 bas puanlık artışı sonrasında seviye buraya geldi. Avrupa piyasaları satıcılı bir seyirde işlemlerine devam ediyor. Avrupa biraz daha negatif ayrışmış gibi Amerika'ya nazaran, Amerika'da vadeliler artıda işlemlerini sürdürüyor. Konumuza döneceğiz. Hakan Kurt var yanımızda. Global Sell Show'un genel koordinatörü. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Feli Hanım. Şimdi genel itibariyle ekonomiye şöyle bir baktığımızda şu an dolardaki hareketleri ve borsayı takip ediyoruz. Ayrı bir konu. Yurt dışındaki yatırımcılara da ayrı takibimiz var. Sizin Global Sell Show'da 29-30 Kasım. Doğru. Tarihlerinde ve yabancıların çok yoğun evet. Zannediyorum talepte bulunduğu, çünkü uydu operatörleri geliyor. %85 yabancı katılımcımız var. Ne bekliyorsunuz? Nedir bu satellite show? Şimdi belki de biraz finansal piyasalarla paralel okumak lazım bu yapı. Şu an Türkiye'ye 15 Temmuz'daki askeri darbe girişiminde bile yaşanmayan bir finansal krizi yaşatmaya çalışıyorlar. Biz de aslında bunlara inat, Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam olduğunu gösterme yolunda her geçen gün etkinlikler yapıyoruz. Bugün küresel uydu fuarımız Global Satellite Show, Avrupa Uydu Birliği operatörlerinin ev sahipliğinde, Rusya'nın stratejik partnerliğinde 29-30 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek. Buraya gelen şirketlerin piyasa değeri 250 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine güven duymayan insanlar zamanlarını burada harcamakla geçirmezler. Biz şunu görüyoruz, Türkiye pazarına ve Türkiye ekonomisine inanan, bugün hem uydu operatörü hem uydu üreticisi hem uydu fırlatma sistemleri sahibi CEO ve presidentler, başkanlar İstanbul'da uydu piyasalarını regüle etmek için İstanbul'a geliyorlar. Bu bizim için oldukça gurur verici bir unsur olduğu gibi Türkiye ekonomisine güven endeksinin de ne kadar yüksekte olduğunu gösteriyor. Finansal oynamalarının küresel etkilerinin yanı sıra, yani küresel bir dalgalanma var, sadece Türkiye'de yaşanılan bir dolar parite değişimi değil, küresel piyasalarda bu yaşanıyor ama çok net görüyoruz 15 Temmuz'da bile yaşanmayan bir dalgalanma var. Bunun sebebini askeri yönden başarılı olamayan malum yapının finansal piyasalarda manipülasyon yapmaya çalıştığına bağlıyoruz ama biz bunlara rağmen, bu kadar hain girişime rağmen Türkiye ekonomisinin çok güçlü bir şekilde ayakta olduğuna inanıyoruz. Şimdi aylık bazı değişimler gelişmekte olan ülke ekonomilerine baktığınızda %7, %8 değer kaybı. Türkiye'deki %12, %4'lük kısmı siz spekülatif olarak, balon olarak kesinlikle manipülasyon. Evet. Kesinlikle manipülatif eylemler. Çünkü Türkiye ekonomisi bugün gelişmekte olan ülkeler, Brezilya, Güney Kore, bunları baz aldığımızda çok daha güçlü. Hem mali açıdan, yani borçların gayri safi milli hasılaya oranı, borç olmadığı zaman ekonomisini her zaman stabil tutabilirsiniz. Bugün Maastricht kriterlerinin çok üstünde bir ekonomik yapımız var. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin reel anlamda sarsılması için zaten dış etkenlere kapalı durumda. Yani siz olabildiğince müdahale edin, sadece finansal piyasalarla oynayabiliyorsunuz. Sadece İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın değeriyle oynayabiliyorsunuz. Ama Türkiye kamusunun maliyeti zaten çok güçlü. Güçlü olan ekonomileri dışarıdan darbelerle yıkmak zordur. Dolayısıyla şu an onu yapmaya çalışıyorlar ama Türkiye ekonomisinin bu mali yapısı çok ortada ve sağlam olduğu için uluslararası piyasalarda olağanüstü bir güven teşkil ediyor. Bunu da biz etkinliklerimize firmaların yaklaşımlarından görüyoruz. Ne diyorlar firmalar bakıldığında? Çünkü reel sektör iş dünyası başka bir boyut, evet. Finansal piyasalar başka bir boyut. Evet. Ancak Türkiye'de bir döviz ve kriz ilişkisi vardır insanların öyle hafızalarında, şey gibi Almanya'nın enflasyonla ne kadar korktuğunu biliyorsunuz. Evet. Her ülkenin hafızasında böyle şeyler var. Dolayısıyla böyle bir algı yaratılmaya çalışıldığı
aşikar şu an. Şimdi ben hani çok açıkça ifade etmek istiyorum sizler aracılığınızda. Türkiye'nin konumu şu. Biz bugün Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan, İtalya'dan, Güney Kore'den, Çin'den, Endonezya'dan, Malezya'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Katar'dan, Suudi Arabistan'dan, Afrika'dan katılımcılarımız var. Ve bunların hepsi CEO ve başkan düzeyinde. Bu şirketlerin hani rakamlar abartı değil, gerçek büyüklükleri 250 milyar doları aşıyor. Bu ekosistem eğer Türkiye'ye gelip Türkiye'deki ekonomik yapıya güveniyorsa ve uydu uzay piyasalarını Türkiye'den regüle etmek için burada konuşmak istiyorsa, bu tercihi onlar yaptı. Ben Türkiye ekonomisinin ne kadar dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Hani bugün Airbus Defence and Space'in CEO'su gelip Türkiye'de bu piyasalara yön vermek için konuşmak istiyorsa, buraya geliyorsa, burada iş görüşmelerini gerçekleştiriyorsa, Türkiye ekonomisinin sağlamlığını çok net bir şekilde gösterir. Hani o dediğiniz gibi gelişmekte olan piyasalardaki ortalama kayıpla bizim kaybın farkının kesinlikle manipülatif ve kesinlikle malum yapının bir finansal oyunu olduğunu çok net, yani finansçılar bizden daha iyi analiz edeceklerdi ama çok net analiz etmek lazım. Çünkü Türkiye'ye yabancı sermaye girişi devam ediyor bir yanda. Türkiye'deki reel piyasalar ayakta, hani TÜİ'nin paylaştığı büyüme oranları ortada. Türkiye'nin mali yapısı, yani kamu maliyesi çok güçlü, çok sağlam. Merkez Bankası istediği zaman istediği oranda piyasalara müdahale edecek döviz rezervine sahip. Bugün Türkiye ekonomisinin bu denli sağlam bir Türkiye ekonomisi tablosunun etki görmesi için sadece dışarıdan müdahale lazım. Onu da görüyoruz. Şimdi burada özellikle bu şovda onu da soracağım. Ne gibi bir kazanımlar, edinimler planlanıyor 29-30 Kasım tarihlerinden sonra? Yani geçen yıl ikini yapmıştık, bu evet, sene ikincisini doğru yapıyoruz. Bu sene çok daha uluslararası bir toplantı, çok daha küresel bir toplantı. Bir kere İstanbul'da gerçekleşmesi vesilesiyle mutluyuz. İkincisi şunu bekliyoruz. Belki de tam da bu söylediğiniz konuyla çok orantılı. Türkiye'nin vazgeçilmesi katma değerli üretim. Türkiye ekonomik yapısını stabil tutmak, finansal piyasalardan arındırıp sadece reel piyasalarda odaklamak istiyorsa, ki bu da bağımsızlığı ve başarıyı getirir, katma değerli üretime değer vermek zorunda. Çok basitçe bir örnekle, Türkiye'nin ihracat ortalaması 2 dolarlar seviyesinde kilogram başı, 1 kilo uydu 10 bin dolarlar seviyesinde. Dolayısıyla bu sıçramayı yaptırdığımız takdirde Türkiye ekonomisi bağımsız ve Türkiye ekonomisi daha güçlü hale gelir. Türkiye ekonomisi zaten bağımsız, daha bağımsız ve daha güçlü hale gelir. Ve finansal piyasalardaki gelişmelerden olabildiğince az etkileniriz. Bu şovun temel çıkarımı budur. Türkiye'nin katma değerli üretim yapısını ve vizyonunu arttırmayı hedeflemektedir. Türkiye uzayda şu an kendi iletişim uydusunu kendisi yapıyor. TürkSat 6A projesi. Milli uydu operatörüyle TÜBİTAK Uzay ve Türkiye'nin milli şirketleriyle birlikte yürütülüyor. Aynı şekilde gözetleme uydularında Göktürk 2 şu an Türkiye'nin milli yetenekleriyle destek verdiği Göktürk 2 uydusu uzayda. Göktürk 1 sanıyorum kısa zamanda fırlatılacak. Ama özellikle Göktürk 3 uydusu tamamen milli yeteneklerle üretilecek gözetleme uydusu alanında. Bu da bizim için önemli. Bir diğer önemli unsur da uydu piyasaları sadece uydu yapmaktan ibaret değil. Artık mobility dediğimiz, yani herkesin anlayacağı dilde, özellikle uçaklardaki iletişim, gemilerdeki iletişim, telefonun çekmediği her alandaki uydu telefonuyla iletişim uydular aracılığıyla sağlanıyor. Bunun başka bir yandan özellikle meteorolojik gelişmeler uydularla takip ediliyor. Diğer tarafta istihbaratı, askeri gelişmeler uydularla takip ediliyor. Uydu ve uzay piyasalarına ne kadar hakim olursanız, artık dünyada iletişim, strateji ve istihbarat geliştirmeniz, o kadar istihbarat sağlamanız ve buna yönelik strateji geliştirmeniz o kadar kolay. Dolayısıyla ben inanıyorum ki bu etkinlikler İstanbul'da yapılmaya devam ettikçe biz bu alanda uğraşan firmalarımızı bir nevi Şampiyonlar Ligi'ne taşımış olacağız. Ve bu Şampiyonlar Ligi'ne taşıma kaliteyi arttıracak. Biz buna inanıyoruz. Türkiye için en büyük kazanımı bu etkinliğin öncelikle Türkiye'de gerçekleştirilmesi, daha sonrasında İstanbul'da gerçekleştirilmesidir. Ve ben sizler aracılığıyla 29-30 Kasım'da tüm ilgili ve yetkilileri Haliç Kongre Merkezi'ne bekliyorum.
dünyanın her yerinden konunun uzmanları kendi alanındaki know-how'larını paylaşacaklar. Bunun yanı sıra çok önemli iş görüşmelerine sahne olacak. Ben bu etkinin ülkemiz adına hem mutluluk verici hem gurur verici bir gelişme olduğu gibi hem de geleceğe yönelik vizyon taşıyan bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Hakan Kurt. Ben teşekkür ederim. Açıklamanız gayet herhalde insanları da biraz daha rahatlatmıştır. Çünkü son zamanlarda çok fazla kriz söylemleri duyuyoruz bazı basın organlarında. Sakin olmakta fayda var, sağduyulu olmakta fayda var. Hep söylediğimiz gibi. Yani çok net bir şey. Yani krize sahip olmak için borca sahip olmanız lazım. Türkiye maliyesi, kamu maliyesi şu an dimdik ayakta. Maastricht kriterlerinin çok üzerinde. Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin de üzerinde. Doğru. Borcunuz yoksa krize de fırsat yok demektir. Evet, finansal piyasalar dolayısıyla siz dediğiniz gibi o taraftan yumuşak karından girmeye çalışılıyor herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakan Kurt, Global SaaS Show Genel Koordinatörü. 29-30 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Çok değerli katılımcıların olduğunu da ifade etti kendileri. Teşekkür ediyoruz. Borsa İstanbul 74.229 seviyesinde, dolar 3.43-3.44 bandında, euro 3.64-60 ve faizler %10.88 seviyesinden işlemlerine devam ediyor. Bugün saat 18.15'te 24E'de biz karşınızda olacağız. Değerli konuklarımızla gündemi konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın. Ege Yapı kahve molasını sundu.